Senin hayatta olmazsa olmazın ya da hayat motton var mı? Var. Yani hayat onu yaşamayı bilen cesur insanlarındır derim. Bu senin sözün mü? Evet, benim sözüm bu. Bayağı da yayıldı. Güzel de oldu. Gerçekten de öyle. Biraz korku duvarı dedim ya, insan, Türk insan özellikle kaygı. Evet. Yani %90'ı kaygı. Kaygı normalde yani skalanın içerisinde korkudan sonra gelir. Altta gelen bir şeydir ama bizde en tepede duruyor. korkmadığınız zaman bize öyle bir eciş bücüş büyütmüşler ki korkutularak büyüyoruz zaten. Evet. Hani her şeyi korkutarak. Öcüler, böcüler, ısırırlar, yerler, kemirirler vesaire. Her şeyden korkuyoruz. Yaşamaktan korkuyoruz. O korkular öyle olduğu gibi kalmıyor. Dünyanın en hızlı bulaşıcı hastalığıdır korku. Bir şeyden siz korkmaya başlayın, ben de korkarım. Korkmayayım. Öyle bir nalet bir şey bu korku. Şimdi böyle bir korkuyla büyüyünce de artık insanlar, bakın, sevmekten de korkuyorlar. İnsanlar birine güvenmekten korkuyorlar. İnsanlar birileriyle beraber bir şey yapmaktan korkuyorlar. Dün çok masumdu o korkular. İşte kediydi, köpekti, bilmem neydi, ondan bundan korkuyorlardı. Bugün artık insan insandan korkuyor. Böyle yayılan bir virüs bu korku. Ne zaman ki, çünkü Tanrı en güzel şeyleri korkunun birkaç adım sonrasına bırakmış. Sen o korku duvarını aştıktan sonra görürsün. Bende yükseklik korkusu var. Dağa tırmanıyorum. Şimdi o tırmanırken sen beni bir gör. O gözleri, o nasıl korktuğumu. Bir de o tırmandığım yerde baktığım şeye bak, gözümün içine bir bak nasıl diye. Gerçekten Tanrı en güzel şeyleri korkunun birkaç adım sonrasına bırakmış. O korku duvarının arkasına geçtiğin zaman alıyorsun. Ve korku öyle bir büyük bir hapishane ki, öyle büyük bir cehennem ki. Aslında insan da insanın da işte bu hapishanesidir, cehennemidir bir yerde. Şimdi geceden, karanlıktan korkuyorsun. Karanlığın, gecenin o güzelliğini bilmiyorsun. Denizden, denizin altından korkuyorsun. Su altı dünyasının güzelliğini bilmiyorsun. Börtü böcekten, kurttan, kuştan korkuyorsun. Dağın, ormanın, tabiatın güzelliğini bilemiyorsun. Daral, küçül, konforlu alanlarımıza geldik. Ve dünya artık bunu söylüyor. Konfor insanı öldürür, beynini öldürür, zihni öldürür. Beyin öğrenme üzerine ve sürekli bir şey üretme üzerine kurguludur. Ama biz o kadar çok fazla konfor alanının içindeyiz ki ve asla çıkmak istemiyoruz. Bir süre sonra beyin de kendini salmaya başlıyor. Çünkü güvenlikle ilgili bir kaygımız yok. Bakın, insan, yine söylüyorum, şehirde yaratılmaya göre, yaşamaya göre yaratılmamıştır. Bana diyorlar ki ondan korkmuyor musun, bundan korkmuyor musun? Ya neden korkacağım? Bugün dünyanın en tehlikeli varlığı maalesef insan. İnsandan başka hiçbir şey korku taşımıyorum. Bir hayvana gidip rahatsız etmediğim sürece, hiç yıllardan beridir tek başıma çıkmadığım ülkenin coğrafyasına daha kalmadı. Kadın, hiçbir hayvan gelip beni rahatsız etmedi. Evet. Ama beni rahatsız eden çok insan oldu. İşte gürültüsüyle geldi, müziğiyle geldi, gece yaylalarda sabaha kadar ateş etmesiyle geldi. Geldi de geldi yani her taraftan. Ama hiçbir hayvan gelip bir gün bir rahatsızlık vermedi bana. Evet.